Marifetname konu 5. Beş. 5. konu 10 kısımdan ibarettir. Bunlar maddede ve zihinde hasıl olan eşyanın sayısını bildiren aritmetik ilminin lüzumlu ve önemli kuralları. Kısım 1. Sayının tarifi, sahihi, kesirli, mantıki, azami, tam, artı ve eksi sayılar. Ey aziz, aritmetik bilginleri diyorlar ki hesap ilminde bilinenler yardımıyla bilinmeyen sayılar bulunur. Bire ve birden türeyenlere sayı denir. Tam sayılara mutlak veya sahih sayılar denir. Payı bir olup paydası mahreci, ikiden ona kadar olan kesire dokuz kesir küsürü tisa denir. Bu dokuz kesir aşağıdadır. 2'den 9'a kadar olan sayılardan biri ile tam olarak bölünebilen veya karekökü olan sayılara mantık bu özellikleri olmayan sayılara esam sağır sayılar ya da asal sayılar denir 4'ün karekökü 2 9'un karekökü 3'tür bunlar mantık sayılardır 11 sayısı birden ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemediği ve karekökü de olmadığı için esam sayıdır Mıntık sayı bölünebildiği sayılara bölünerek bulunan bölümlerin toplamı o mıntık sayıyı verirse böyle sayılara tam sayı denir. 6 sayısı tam sayıdır. Çünkü 6 2'ye bölünürse bölüm 3, üç, 3'e bölünürse bölüm 2, 6'ya bölünürse bölüm 1 olur. 3, 2 ve 1 bölümlerinin toplamı 6 olduğundan 6 tam sayıdır. Eğer mıntık sayı kendi parçalarının toplamından az olursa Böyle sayılara zait sayı derler. 12 sayısı zait sayıdır. Çünkü 12 sayısının yarısı 3'te 1'i, 4'te 1'i, 6'da 1'i olan 6, 4, 3 ve 2 parçalarının toplamından büyük olursa böyle sayılara nakıs sayılar denir. 8 sayısı nakıs sayısıdır. Çünkü 8'in yarısı 4'te 1'i ve 8'de 1'i olan 4, 2, bir sayılarının toplamı olan 7, 8'den küçüktür. Kısım 2. Sayıların mertebeleri, usul ve kolları. Toplama, çıkarma, iki kat alma, çarpma, yarısına alma, bölme. Kare ve karekök alınan tarifleri, çarpım ve bölmenin özellikleri. Ey Aziz! Aritmetik bilginleri diyorlar ki, sayı aşamalarının birler, onlar, yüzler olmak üzere 3 aslı vardır. Sayıların mertebelerine hürüğü de 6 olup toplam olarak 9 mertebe bulunur. Sayıların en sağında birler mertebesi hanesi basamağı, onun yanında ikinci rakam onlar mertebesi, onun solundaki üçüncü rakam yüzler basamağı vardır. Onun solunda sırayla dördüncü rakam binler, beşinci rakam on binler, altıncı rakam yüz binler, yedinci rakam milyonlar, sekizinci rakam on milyonlar, 9. rakam 100 milyonlar mertebesidir. Aşağıda sayıların 9 basamağı görülmektedir. Toplamanın tarifi. Toplama mevcut bir sayıyı başka bir sayı üzerine ilave etmektir. Mesela 3'e 5 ilave edilirse 8 eder ki bu bir toplamadır. Çıkarmanın tarifi. Bir sayıdan başka bir sayıyı çıkartmak yani eksiltmektir. Mesela 5'ten 3 eksiltilirse 2 kalır ki bu bir çıkarma işlemidir. Bir sayıyı bir kere arttırmaya tazif denir. Mesela 1'in tekrarı 2 eder. Bu sayının 2 katını almak demektir. Çarpmanın tarifi bir sayıyı başka bir sayının katı kadar toplamaya çarpma yani darp denilir. Mesela 3 sayısını 5 ile çarpacak olursak 15 rakamını elde ederiz ki bu bir çarpma işlemidir. Diğer ifadeyle 5 tane 3'ü alt alta yazarak toplamaktır. Yarısını almak. Mevcut bir sayıyı 2'ye bölmeye denir. Mesela onun yarısı 5, 8'in yarısı 4'tür. Kare almak. Bir sayının kendisiyle çarpılmasına kare almak denir. Kare kök almaya cezir, karesi alınan sayıya da teczir denir. Mesela 3'ün karesini alacak olursak 3'ü yine 3 ile çarparız ve 9 rakamını elde ederiz. İşte bu 9 sayısına zir, onun kare köküne de cezir denir ki o da 3'tür. Bölmek Mevcut bir sayıyı başka bir sayının miktarına bölmeye denir. Mesela 3'ü 6'ya bölecek olursak yarım kalır. Onu 5'e bölersek 2 kalır ki bunlar birer bölme işlemleridir. Çarpım öyle bir rakamdır ki çarpanlar da birinin ona olan oranı birin öbür çarpanı olan oranına eşittir. Mesela 5 ile 4 çarpılsa 20 bulunacağı gibi 4 ile 5 çarpılsa yine 20 rakamı bulunur. Burada 4'ün 20'ye oranı 1'in 5'e oranına eşit olduğu gibi 5'in 20'ye oranı da 1'in 4'e oranına eşittir. Bölme işlemi yaparken durum bunun aksinedir. Mesela bölünen rakam bölen rakamın kaç katı ise bölüm de 1'in o kadar katıdır. Mesela 12'yi 4'e bölecek olursak bölüm yani çıkan sayı 3 olur. 12 sayısı 4'ün 3 katı olduğu gibi 3 de 1 sayının 3 katıdır. Kısım 3'te toplama işleminin kolay yolu, kısım 4'te çıkarma işleminin kolay yolu. Kısım 5'te bir sayıyı kendisiyle toplamak. Kısım 6 ikiye bölmenin kolay yolu. Kısım 7 çarpma işleminin çeşitli kolay yolları. Kısım 8 kolay yoldan bölme işlemi. Kısım 9 kare kökler bayağı kesirler ve bunların hesabını kolay yolları. Kısım 10 bilinmeyen sayıların kolay yoldan bulunması dörtlü orantıda bölme işlemi. Dördüncü konuda nokta, çizgi, yüzey ve cismin tarifleri, çizgi ve yüzeyin çeşitleri ve vasıfları, üçgen ve dörtgen çeşitleri, çokgenler, açılar ve çeşitleri, daire, merkez, çap, kiriş, yay, pay ve ceyp. Kısım 2'de anlatılmıştır. Dördüncü konunun üçüncü kısmında küp, silindir, konik, küre şekilleri, merkezi, çevresi, ekvator ve kutupları, Eksen ve eksen çevresindeki hareketi paralel daireler hızlı ve yavaş hareketleri. Ey Aziz! Geometri ilmiyle meşgul olan alimler diyorlar ki kendisine bir veya daha fazla yüzeyi çevreleyen her cisme mücessem yani üç boyutlu kabartma denilir. Şayet bir hacmi birbirlerine eşit olan altı kare ile çevriliyorsa ona küp denir. Eğer daire çevrelerini birbirine bağlayan düz yüzey bir cismi çepe çevre sararsa buna iki dairenin tabanı durumunda olan silindir adı verilir. Merkezleri birbirine bağlayan doğru o silindirin payıdır. Pay eğer tabakalara dik olursa bu dik silindirdir. Dik değilse eğik silindir olur. Eğer dairenin etrafında bir eğik yüzey daralıp yükselirse ve her noktada Sona ererek bir hacmi sınırlarsa ona koni denir. Tabanı daire olan koninin daire merkeziyle tepesini birleştiren doğru o koninin payıdır. Bu pay tabana dik olursa dik koni değilse eğik koni adını alır. Üç boyutlu kabarma mücessem bir şekil ortasında var zannedilen noktayı yüzeye birleştiren bütün doğru parçalarına eşit olsa bu şekle küre. O yüzeyde küresel yüzey denir. O noktaya küre merkezi denildiği gibi, birbirine eşit olan doğru parçalarına kürenin yarıçapları denilir. Düzlem küreyi bölecek olursa ortaya bir daire çıkar. Eğer düzlem küre merkezinden geçerse bu daireye büyük daire, diğerlerine de küçük daire denir küre yüzeyinde varlığı zannedilen bütün noktalar kürenin bir dönüşüyle devrini tamamlayıp bir daire çizer fakat kutbun noktaları sabit kalır. İki kutbu birleştiren çapa eksen denilir. Küre merkezinden geçen ve kutuplardan uzaklığı aynı olan büyük daireye ekvator denir. Ekvator kutupların iki arasını iki eşit yarım küreye ayırır. Bunun içinde en büyük daire odur. Kutuplara yaklaştıkça küçülen bu dairelere paralel daireler denilir. Ekvatorun iki yanında ve aynı mesafede olan daireler birbirine eşittir. Kürenin iki kutbu aynı zamanda paralel dairelerin ve kutupları durumundadır. Olduğu yerde kendi ekseni çevresinde dönen ekvator üzerindeki noktaların hareketi hızlıdır. Buna paralel olan dairelerde olan hareketi ise diğerine göre daha yavaştır. Kutupların yakınındaki noktalardaki hareketi Ekvatora yakın yerdeki hareketinden daha yavaştır. Şu bir hakikattir ki kürenin tamamı kendi yerinde devam edip bu hareket üzerindeyken bölümlerinin hareketi hızlı ve yavaş olması bakımından farklıdır. Emreden nefse uygun olan bu değişiklik felek ve hareketlerde değişmeyen bir tarzda cereyan etmektedir. Feleğin hareketi basit olduğu gibi değişiktir de. Feleklerin basit olan hareketlerine benzer hareket denir. Feleğin her noktası belirli zaman aralıklarıyla eşit yaylar çizer. Mesela feleklerin en büyüğü olan 9. felek, alemin merkezi çevresinde doğudan batıya hareket edip bir devrini bir gün bir geceye yakın bir zamanda tamamlar. Öyleyse felek üzerinde var olduğu kabul edilen bir nokta o hareketiyle eşit vakitlerde eşit yaylar çizerek alemin merkezi çevresinde eşit zamanlarda aynı şekilde eşit açılar meydana getirir. Diğer bir ifadeyle feleğin ekvator dairesi 360 eşit dereceye bölündüğü zaman ekvatorda bir nokta hareket anında bir yıldız saatinde 15 derecelik bir mesafe kat eder. Bir önceki saatte çizilen yay ile bir sonraki saatte çizilen yay birbirine eşittir. Diğer saatlerde aynı şekilde devam eder. Bütün saatlerde hareketleri aynı olduğu için bu harekete benzer hareket denilmektedir. Eğer hareketler aynı ve eşit olmasaydı birbirlerine benzer olarak hareket etmezlerdi. Çeşitli hareket bu benzer harekete aykırıdır. Feleğin hareketi ya tek yahut da bileşiktir. Bir hareket sadece bir felekte olur. Bileşik hareket ise bir felekten başka feleklerde olur. Tek hareketler basit, değişik hareketler ise bileşiktir fakat bileşik hareketlerin hepsi bileşik değildir. Kısım 4'te yüzey şekillerin alanları, kabartma, mücessem şekillerin alanları ve yüksek cisimlerin yükseklikleri anlatılır. Kürenin alanını bulmak istersen çapı ile büyük daire çevresini çarparsın. Bu yoldan hareketle Gök yüzünde bulunan gök cisimleri ile yıldızların uzaklıkları ve büyüklükleri hesap edilebilir. Soru: Yüksek cisimlerin yüksekliği nasıl hesaplanır? Cevap: Düz bir alanda olan mevcut yüksek bir cismin yanına varmak imkanı varsa, o düz yere kendi boyundan yüksek bir sarık dikip onun ucundan yüksek bir cismin ucunu görene kadar ya adımla veya daha başka bir aletle ölçersin. Bunu sırığın boyu ile senin boyun arasındaki farkla çarpar çıkan sonucu durduğun yer ile sırık arasında kalan mesafeye uzaklığa bölersin. Bölmeden elde edilen sonucu boyuna ilave edersen yüksek cismin yüksekliği ortaya çıkar. Bir diğer çözüm şekli şöyledir. O yüksek cismin yakın bir yerine bir ayna koyup yüksek cismin tepe noktasını görene kadar ondan uzaklaşırsın. Sonra ayna ile esas yüksek şey arasındaki uzaklığı boyunla çarparsın. Çıkan sonucu da bulunduğun yer ile ayna arasında bulunan mesafeye bölersin. Çıkan sonuç o yüksek cismin yüksekliğidir. Zira boyunun Bulunduğun yer ile ayna arasında olan oranı, yüksek cismin ayna ile kendisi arasındaki mesafe oranına eşittir. Bu orantıda ortalardan biri bilinmiyor. Yan taraflar çarpılır da ortaya bölündüğü zaman bilinmeyen durumda olan orta bulunur. Bir başka çözüm yolu da düz bir yere bir ağaç diker, gölgesinin kendisine olan oranını bulursun. Yüksek cismin gölgesinden o cismin yüksekliğini bulabilirsin. Güneşin ufuktan 45 derece yükseldiği anda her cismin gölgesi kendisine eşittir. Geometri ilminden bu kadar bahsetmekle iktifa ettik. Artık biraz da astronomi ilminden bahsetme ihtiyacı hasıl olmuştur. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın göklerdeki ve yerdeki mülkiyet ve tasarrufuna Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye belki ecellerinin yaklaşmış olması ihtimali hiç bakmadılar mı? Araf Suresi Ayet 185 Konu 1 Kısım 1 Feleklerle dört unsur, ana sırrı erbağının iç içe küreler halinde olması. Bu konuda ilim adamlarını söyledikleri ve dinin münasebeti. Ey Aziz! Astronomi alimleri diyorlar ki, felekler yani göklerin ve dört unsurun küre şeklinde tabakalar halinde olduğunu ispatına geçmeden evvel astronomi ilminde cisimler aleminin ve dünyanın küre şeklinde yuvarlak olduğunu kabul etmek icap eder. Çünkü astronomi ilminin kaide ve temelleri tamamen kainat ve dünyanın yuvarlak olduğu esas kabul edilerek ona göre kurulmuştur. İlim adamlarının bu görüşlerinin dinimize uygun düşmediğini söyleyenlerin bu heyecan ve şüphelerini gidermek ve kalben onları tatmin etmek için sonsuz feyzin kaynağı olan Hüccetül İslam İmam Muhammed Gazali Hazretlerinin felsefecilere cevap adını verdiği kitabında yazdığı Arabi ibareler olduğu gibi Türkçe'ye aktarılmıştır. Tehafütül Felasife İlim adamları ile halk arasında meydana çıkan görüş ayrılıklarını şöyle hülasa edebiliriz. Ayrılık sadece tartışmada yani sözde olur. Mesela ilim adamları alemin haliki olan Allah'a cevher deyip ve bu kelimeyi yerinde kullanmayarak isimlendirmeyi yanlış yapmışlardır. İkinci çekişme dinin temel esaslarına aykırı olmayan hususlardır. Bu tartışmalarda ileri sürülen görüşlere iman ve ya bu görüşleri inkar kişiyi imandan çıkarmaz. Mesela ayın tutulması dünyanın güneş ile ay arasına girmesinden dolayı olduğunu söyleyip daha ay tutulması vaki olmadan ayın tutulacağını hesaplamaktadırlar. Çünkü ay güneşin karşı tarafında olduğu zaman parlak bir halde olur. Fakat yer küresinin gölgesine girdiği zaman güneşten ışık alamadığı için görünmez diyorlar. Güneş tutulması ise ayın dünya ile güneş arasına gelmesi sonucu güneşin görünmesine engel olması sebebiyledir. Bu durum ay ile güneşin baş ve son düğümlerinde bir anda kesiştikleri ve karşı karşıya geldikleri zamanlarda olur diyorlar. Astronomi alimlerinin güneş tutulmasının ayın ilk ve son geceye tesadüf ettiğini söylemeleri onların söyledikleri diğer sözlere benzer ki bunlara itiraz edilmez. Bir kimse çıkarda. Müslümanlar böyle sözlere inanmamalıdır. Derse ve bilmeden bu iddialara karşı çıkarsa dine zarar vermiş ve dini yıkma gayretine girmiş olur. Çünkü matematik, geometri, fizik, kimya kanunları çeşitli deneylerle bunların doğru olduğunu ispat ederken bunlar dine ve şeriatı aykırıdır denilecek olursa bu durumda fen adamları ilimlerinde şüphe etmedikleri için şeriatın doğru olup olmadığı hususunda şüpheye düşerler. Bu da gösteriyor ki İslam dinine cahillerin verdiği zarar İslam'a bilerek hücum edenlerin zararından daha fazladır. Akıllı düşman akılsız dosttan daha iyidir sözü bu açıdan çok doğrudur. i̇mam Gazali sözlerine devam ederek diyor ki, Ay ve güneş tutulması hadisinin sonunda, ay tutulması ilahi tecali sebebiyle uydudur. Sözü için neler söylenir diye sorulacak olsa, bu yapılan fazla nakil sahi olmaz demek mümkündür. Eğer nakledilmesi sahi olsa, doğrulukları kesin ve deneyler sonucu anlaşılan olaylar karşısında Ayetleri ve hadisleri tevil etmek yani yeni manalar vererek yorumlamak gerekir ki bu da ancak büyük âlimlerin yapabilecekleri bir iştir. Bu çeşit birçok yapılmış teviller vardır. Din düşmanları ile Müslümanlar arasında yapılan tartışmalarda din düşmanlarını en çok sevindiren şey ilmi açıdan kesin olarak ispat edilen şeylerin Müslümanlar tarafından kabul edilmemesi ve Müslümanların böyle şeylere... Bunlar kafirliktir demeleridir. İslam ile bilim adamları arasındaki tartışmanın temeli hadis sonradan yaratıldığı mı yoksa kadim eskiden de var olduğu mu olduğu hususundadır. İlim adamları alemin baştan mevcut olmadığını sonradan yaratıldığını yani hadis olduğunu söyledikten ve bunu kabul ettikten sonra alemin küre şeklinde veya düz olması gökler ile... 4 unsurun 3 tabaka halinde daha az veya daha çok tabakalar halinde olmalarının önemi yoktur. Bu durum dine zarar vermez. Alemin nasıl olduğu mühim değil. Mühim olan alemin Allah tarafından yaratıldığının kabul edilmesidir. İslam dini ile bilim adamları arasında tartışmaları sebep olan bir diğer husus, Dinde açık olarak bildirilen şeylere karşı bilim adamlarının onlara uymayan sözler söylemeleridir. Mesela alemin sonradan yaratılmış olması, Allah'ın sıfatları kıyamet günde olacak hadiseler hakkında dinin ruh ve esasına uymayan sözler sarf eden bilim adamlarına karşı çıkmak, onların söz ve iddialarını çürütmek gereklidir. Mesela bilim adamları. Alem kadimdir, yani önceden beri var idi. Çünkü alem kadime dayanmaktadır. Kadime dayanan kadim olduğuna göre alemde kadimdir diyorlar. Biz onların bu söz ve iddialarını çürüterek deriz ki alem hadistir, sonradan yaratılmıştır. Çünkü her an ve zamanda değişikliğe uğramaktadır. Kadim olan yalnız Allah'tır. Zira onun zat ve sıfatları ile sünnetinde hiçbir değişiklik göremezsin. Buraya İmam-ı Gazali Hazretlerinin sözlerini almamızın sebebi takva sahibi kimselerin ileride anlatılacak olan şeyleri şerata aykırıdır diyerek reddetmekle dönük olacağız zannına kapılmasınlar ve bununla inkara dalmasınlar. Kısım 2. Alemi yuvarlak olduğunu bildiren akli deliller. Ey Aziz! Astronomi alemleri diyorlar ki Alemin işlerinin tamamı birbirine bağlantılıdır. Alem çok sık. İğne atsan yere düşmeyecek derecede birbirine küreler halinde yüksek ve süfli maddelerle doludur. Alemin şekli tabi olarak yuvarlak olmaktadır. Tabiatının gereği olarak bu husus birçok kez ve birçok delillerle ispat edilmiştir. Alemin neresine bakılırsa bakılsın mutlaka yuvarlak yani küre şeklinde görülür. Alemde olan her parçanın bir yay olduğunu görmekle, düşünmekle ve denemekle gayet güzel anlaşılır. Yeryüzünün düz olduğunu iddia edenlerin düşünceleri yanlıştır. Kara, deniz, dağ ve vadiler türlü şekillerle toplu halde ve yuvarlak şekildedir. Ay tutulduğu anda yerin ay üzerindeki gölgesinin daire şeklinde olduğu ve böyle görüldüğü gayet açıktır seyyahların alemdeki hareketleri ve enlem ve boylamın hareketlerinin bulunması yeryüzünün küre şeklinde olduğunu gösteriyor. Gezegen durumunda olmayan yıldızların alemin kutbunun yakınında paralel daireler üzerinde dönmeleri, kutba yakın yerde daima en küçük bir daire şeklinde görünmeleri, bir bölümünün utku teğet görünen ve yerinde sabit olan bir yıldızdan ekvatora kadar görünmeyen kısmının artmak suretiyle eşit olması, daha sonra görünen tarafın azalarak görünmeyen tarafın artması, en nihayet ufkun altında öbür kutbun yakınında hiç görünmeyen yıldızların oluşu, alemin küre şeklinde oluşunun delilleridir. Doğan yıldızların ufuktan gökyüzünün ortasına gelinceye kadar ağır ağır yükselmesi, batarken de hızını kaybederek yavaş yavaş batması, yıldızların her an için aynı büyüklüklerini muhafaza etmelerine rağmen arzın buharıyla doğuş ve batış anlarında değişik büyüklükte görünmeleri, semaya bakıldığı zaman daima tamamının değil, yarısının görünmesi, yıldızların doğudaki insanlara, batıdakilerine nispetle daha önce doğmaları, ay ve güneş tutulmalarının belli zamanlarda olması, kuzeye gidenlere kutup yıldızının ve çevresindeki yıldızların yüksekliklerinin artması, Güney tarafına gidenlere de güney kutup yıldızlarının yüksekliklerinin artması. Sahile yanaşmakta olan bir gemide bulunanların önce dağları ve yüksek kısımlarını görmeleri, yaklaştıkça da daha alçak yerlerini görmeleri. Sahilden bakanların da önce geminin dumanlarını ve sonra da gövdesini görmeleri, yerin yuvarlak olduğunun açık delilleridir. Yıldızların göründükleri süre içinde çıkış ve iniş zamanlarının eşit olması halinde Gölgenin bir düz çizgi üzerinde sabah ve öğleden sonra batı tarafına ve doğu tarafına doğru aynı büyüklüklerde olması. Alemin yuvarlak olduğunu gösteren delillerdendir. Ay tutulması sırasında yerin gölgesi aya vurur. Gözlenen bütün ay tutulmalarında yerin aya akseden gölgesin daima daire şeklinde olduğu müşahede edilmiştir ki yerin küre şeklinde olmaması halinde daire şeklindeki bir gölgenin aksetmesi de imkansızdır. Eğer yer daire şeklinde olmasa da üçgen, dörtgen, kare veya altıgen şeklinde olsaydı ay üzerinde akseden görüntünün de bu şekillere uygun olması gerekirdi. Halbuki aya akseden dünyanın gölgesi daima daire şeklinde olmuş. Üçgen, kare veya altıgen şeklinde olduğu asla görünmemiştir. Sema yani gökyüzünde cereyan eden hadiseler müşahede edilen, gözlenen yere göre farklılık gösterir. Mesela doğuda ay seher vakti tutulacak olsa ve güneşin doğuşu sırasında görülen güneş tutulması batıdakiler tarafından görülemez. Aynı şekilde güneşin batışı anında meydana gelen güneş tutulması ile yatsıda meydana gelen ay tutulmasını da doğuda yaşayanlar göremezler. Bir yerde meydana gelen ay ve güneş tutulmalarını o yere göre dünyanın öbür ucunda yaşayanlar göremez. Gökte meydana gelen ay ve güneş tutulmalarını batıdakiler doğudakilere nispetle daha çabuk görür. Mesela batıdakilere seher veya kuşluk vakti görünen ay ve güneş tutulması doğudakilere ikindi ve yatsı namazlarında görülür. Yine bilinen şeylerdendir ki güneş ve ayın batıdakilere nispetle doğuda daha çabuk doğup daha çabuk battığı ay ve güneş tutulmalarıyla bilinir. Şehirler arası uzaklıklarda ay ve güneş tutulmalarıyla hesaplanmakta ve bilinmektedir. Bütün bu olaylar gösteriyor ki dünyanın şekli yuvarlaktır ve başka bir şekilde değildir. Bunlar bir tarafa Hindistan'a ve Amerika denilen yeni dünyaya denizden gidenlerin doğu ve batıdan gidip gelmeleri mümkün olmuştur. Doğudan batıya doğru denizden dünyayı dolaşıp Gelen gemiler yerin küre şeklinde yuvarlak olduğunu bütün delillerin müdafası olarak ispat etmiş bu husustaki münakaşaları bitirmiştir. Kısım 3. Dünyanın yuvarlak olduğunu bildiren hayret verici birkaç mesele. Ey aziz! Astronomi ile meşgul olan alimler diyorlar ki, astronomide insan aklını hayret ve dehşet içinde bırakan birçok meseleler vardır. Mahiyetin ne olduğu sorulur hem de bu hususta hayrette kalınır. Birinci mesele, bir günün üç başka kimseye göre değişik olmalısıdır. Mesela, aynı yerde bulunan üç şahıstan biri doğuya gitse, biri batıya gitse, üçüncüsü de olduğu yerde kalsa, gidenler yol üzerinde gitseler ve yolları da düz olsa, yürüyüşleri de aynı hızlı olsa, doğuya giden batıdan, batıya giden doğudan gelerek, Yerinde duran şahsın yanında birleşseler. Bu durumda o gün duran kimse için Cuma, batıya giden için Perşembe, doğu tarafına giden için de Cumartesidir. Çünkü eğer batıya gidenin yedi gün yürümüş olduğunu kabul edersek, güneşin batışa istikametinde yol aldığı için durana göre güneş, güneşin batmasından bir günün 7'de biri kadar. 7 daha geç batar. Bu geç kalmalar bir haftada 24 saat eksik olacağından duran şahsın yanına geldiği zaman ona göre perşembe günü olur. Doğu tarafına gidenin hareketi de güneşin istikametine zıt olacağından batıya giden kimsenin aksine durana göre güneşin batışı güneşin batmasından günün 7'de biri kadar evvel. 7 olur ki bu da bir defa bir haftada bir gün bir gece yapacağına göre doğuya giden kimse için gün cumartesi olur. İkinci mesele kabul edelim ki yeryüzünde derin bir kuyu üzerinde yüksek bir minare var. Bir bardağı kuyunun dibindeki su ile doldurup aynı suyu minarenin tepesinde bulunan bardağa koysak ona fazla gelir ve taşar. Çünkü yarıçap ne kadar büyürse çemberin eğriliği de o kadar azalır. Arz üzerinde bulunan maddeler nerede olurlarsa olsunlar, yeryüzünden bir parçadırlar. Şu halde bardağın ağzında hasıl olan dairenin yayı, kuyunun dibinde yer merkezine yakın olduğundan minaredekine nispetle eğriliği daha da fazladır. Üçüncü mesele yüksek bir minarenin şerefesinin yanlarından olmak üzere iki tarafa iki taş atılsa ve düştükleri yerler belirtilse. Taşların düştükleri yerlerdeki uzaklık şerefede iken aralarında olan uzaklıktan daha azdır. Diyelim ki şerefe yüksekliğindeyken aralarındaki mesafe 5 metre olsa yere atıldıktan sonra aradaki mesafe daha azdır. Aynı şekilde iki duvarın arasındaki uzaklık tabanda ve tavanda farklıdır. Çünkü iki çekül doğrultusu aşağıya inildikçe birbirlerine yaklaşarak yerin merkezinde birleşmektedirler. Çünkü bunlar duvardan aşağıya doğru sallandıkları zaman birbirlerine doğru yaklaşırlar ve yerin merkezine doğru birbirine yaklaşırlar. Diyelim ki Zeyd İngiliz gemileriyle kutuplara gitti. Orada 6 ay gece ve 6 ay gündüz olduğu için orada bulunanlar beş vakit namazı nasıl kılar ve oruçları nasıl tutarlar? Zeyd ile An kıyamet alametlerinden güneşin batıdan doğması hususunda tartışmaya girseler ve Zeyd bu hususu astronomi ilminin kaidelerine uydurmak mümkündür dese An da onu bu söylediklerini inkar etse Zeyd de buna karşılık Rasit Takayyut dininin görüşlerini ileri sürerek Güneş Burçlar Kutbu'nun meylinden yavaş yavaş ve uzun bir zaman içinde geçerken Ekvator'un hattı ile çakışıp diğer gezegenlerin mantıkları da aynı noktaya gelerek Güneş batıdan doğmuş olur. Hatta bugün Güneş 6. enlemde batıdan doğmaktadır diyerek Güneş'in batıdan doğuşunun ilme uygun olduğunu ileri sürse anda yine inkarında ısrar ederek bu hususu ilme dayandırmak imkansızdır. Eğer bu mümkün olursa karım benden boş olsun diyerek şarta bağlasa hanım ondan boş olur mu? Zeyt Mekke'den başka bir yerde dört tarafta kıbledir dese ve orasının Mekke'nin yer merkezine göre Mekke'nin simetriğinde olduğunu söylese am da bunu inkar ederek her ikisi de sözlerinde ısrar etseler de benim dediklerim doğru olmazsa kölem azat olsun deseler ve sözlerini şarta bağlasalar bunlardan hangisinin yemini bozulur bu üç sorunun cevabını vermiyoruz.